Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir yumaktan bir yelek başlayacağız. Yakadan başlamalı robalı bebek yeleğimiz. İpimiz kar topunun bebe yününü kullanacağım. Şöyle göstereyim. Renk numarası da şöyle arkadaşlar. 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Bununla harika bir bebek yeleği başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara misinalı şiş kullanacağım. Düğmelerimiz ve ayraçlarımız. Hazırsanız beraber başlayalım. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Yeleğimizin yakasından başlıyoruz. İlmek sayısı 70. 70 ilmekle yeleğimize başlıyoruz. Şöyle ilmeklerimi tek tek alacağım. İlmeklerimizi tamamladıktan sonra birkaç sıra haroşa öreceğiz. Daha sonra artırmalarımızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimizi tamamlayalım. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Bütün ilmeklerimi çıkardım. Şöyle şu anda şişimde 70 ilmeğim var. 70 ilmekle yakamızı başlıyoruz. Haroşa lastiğimizi yapmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Haroşa lastik yapacağız arkadaşlar. Ben haroşalarımı düz örerek yapıyorum. Yani ters örerek de yapabilirsiniz. Ama ben düz örerek yapıyorum. Her ikisinden de yapılabilir. Hiç fark etmez. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Şöyle tellendirmeden alalım. Evet. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi şöyle düz örüyorum. Ön yüzünde, arka yüzünde düz örerek 4 sıra haroşamızı tamamlayacağız. 4 sıra haroşadan sonra artırmalarımızı yapacağız. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Hem ön yüzünde düz, hem arka yüzünde düz öreceğim. 4 diş haroşamız oluştuktan sonra bakın bir dişimiz oluştu. 4 dişten sonra artırma yerlerimizi ayarlayacağız. Şu şekilde yakamızı tamamladık. Bakın 4 sıra haroşa 1 2 3 4. Her iki tarafta da 4 diş haroşamız oluştu. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Şöyle ayrımlarımızı yaptım. Şöyle göstereyim ön parça için 14 ilmek bıraktım. 14 ilmekten sonra ayracımı taktım. 1 ilmek şöyle artırma yapacağım ilmek. 14 ön. 1 ilmek artırma için 9 ilmek kol. 1 ilmek artırma için koydum. Tekrar arka için 20 ilmek. 20 ilmek ayarladım. 1 ilmek artırma. Tekrar kol için 9 ilmek. 1 ilmek artırma. Daha sonra diğer ön taraf için de yine 14 ilmek ayırdım. Şimdi artırmalarımızı yapmaya başlayalım. İlik açacağım ama sıranın sonunda açacağım kız yeleği olduğu için erkek yeleği olsaydı hemen ön örgümüzün ön yüzünde sıra başında açacaktık kız yeleği olunca sıra sonunda açacağız artırmalarımızı yapacağız 6 ilmeğimiz ön pat için ayırıyoruz burada 14 ilmek koymuştuk ön kısmına 6 ilmeğimiz ön pat çalışmasına kullanacağız bunu yine haroşa örerek ayracıma kadar örüyorum 14 ilmeği düz olarak ördüm haroşalarımı da düz ördüğüm için düz ör örerek devam ettim geldim bu artırma yapacağım tek olan ilmeğe ayracımı çıkardım. Önce burada bir artırma yaptım. Daha sonra bu tek olan ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım, ayracımı çıkardım. Yani bu tek olan ilmeğin bir sağında, bir solunda artırma yapmış olduk. Diğer ilmeklerimi de düz örerek devam ediyorum. Şu anda kol ilmeklerindeyiz. 9 ilmek düz örüyorum. Şu ayrı açıların gelene kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. Geldim tekrar bu ayracımı çıkardım. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bir ilmek düz ördüm. Ayracımı çıkardım. Bir ilmek daha artırma yaptım. Bu tek bıraktığım ilmeğin bir sağında, bir solunda yine artırmamızı yaptık. Şimdi arka. Arkaya ayırdığım ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 20 ilmek ayırmıştık arkaya. Ayraçlarımıza kadar bunları düz örelim. Tekrar geldik artırma yapacağımız ilmeğimize. Ayracımı çıkardım. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım ve kol ilmeklerimi örmeye başladım. Yine artırma işlemi yapıyoruz. Tek olan ilmeğimin bir öncesinde artırma yaptım, ilmeğimi düz ördüm, tekrar bir artırma yaptım ve ön ilmeklerimi örmeye başladım. 6 ilmek ön pat için. Yine bunları düz örüyorum. Aa burada ilik açacaktık. Bak unutmadan. Şimdi 6 ilmek kalınca iliğimizi açacağız burada. Şu anda 6 ilmeğimiz var. 3 3 6. Önce 1 ilmek düz ördüm. 6 ilmek patta ilik açıyoruz ilk iliğimizi. 1 ilmek düzden sonra 2 ilmeğimi şu şekilde ikisini bir aldım, kestim. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım ve bir iki ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Toplamda burada 6 ilmek çalışmış olduk. İlk iliğimizi açtık. Örgümüzün arka yüzüne geçtik. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu 6 ilmeği haroşa yapacağım için yine düz örüyorum. 3 4 5 6 ilmeğimi düz ördüm. Ön pati için. Daha sonraki kalan ilmeklerimi de diğer taraftaki ön pata kadar ters öreceğiz. sıra sonundaki 6 ilmeğe kadar kalana kadar bütün ilmeklerimizi ters örelim. Bakın bu artırma yaptığım yerleri de ters örüyorum. Şu şekilde hepsini ters ördüm. Sıra sonuna kadar örelim. şüllerimi yani artırma yaptığım yerleri ters ördüm. Son şu 6 ilmek kalana kadar hepsini ters örelim. Son 6 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi 6 ilmeğimizde haroşa yapacağımız için düz örüyoruz. altı ilmeğimi düz ördüm çevirdim örgümün ön yüzündeyim şimdi ikinci artırmaları da yapalım beraber kenar ilmeğimi örmeden aldım yine ön patlarımı da düz örüyorum altı ilmek ön patta düz örmüş olduk daha sonraki Bedendeki ilmeklerimi de artırma yerine kadar düz örüyorum. Farklı bir artırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi geldim bu ajurlu artırma kısmına. Bu ilmeğimi de düz pardon bunu da örmeyecektim. Şu artırma kısmına gelince önce bir artırma yapacağım. Daha sonra bu ikinci artırmada ortada 3 tane düzümüz olacak. 1 2 3 ilmek düz ördüm bir artırma yaptım ortadaki 3 ilmeğimi düz ördüm tekrar bir artırma yaptım şimdi koldaki ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum böyle ikili artırma yapacağız tekrar ön sıraya geçince birinci artırmada yaptığımı yapacağım Koldaki ilmeklerimi de yine düz olarak ördüm. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Geldim artırma kısmına. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra 3 ilmek düz ördüm. İkinci artırmalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tekrar bir artırma yaptım. Şimdi arka beden ilmeklerimizi yine düz olarak örelim. artırma yaptığımız yere gelene kadar hepsini düz örüyorum. Geldim artırma yaptığımız yere. Bir artırma yaptım. Ortadaki 3 ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Tekrar artırma yaptım. Koldaki ilmeklerimi şimdi düz örerek devam ediyorum. Evet. Önce bir artırma, daha sonra 3 ilmek düz. Ve kalan ilmeklerimi de burada bir artırma daha yapacağım. 3 düzden sonra bir artırma. Daha sonra kalan ilmeklerimin hepsini düz örerek devam ediyorum. Ön patta düz örülüyor ön yüzünde. Arka yüzünde de düz öreceğim yine bu 6 ilmeği. Evet. Örgümüzün arka yüzüne geçtik. Pat ilmeklerimi, şu 6 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeği dahil. 2 4 6. 6 ilmeği düz ördükten sonra diğer kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Sonunda 6 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi ters örelim. Sondaki 6 ilmeğimizi düz öreceğiz tekrar arka yüzünde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son 6 ilmek kalana kadar ters öreceğiz. Son 6 ilmeğimizi burada düz öreceğiz. Sıramızı tamamlayalım. Evet geldik şimdi 3. artırmalarımızı yapacağız. Bakın 2 artırma yaptık şöyle. Şimdi 3. artırmamızda 1. artırmada yaptığımız gibi hep bu 2 artırmanın tekrarını yapacağız. Şimdi üçüncü kez artırmalarımızı yapacağız. Birinci artırmada nasıl yaptıysak. Kenar ilmeklerimi yani patlarımı düz örüyorum. 6 ilmeği kenar ilmek dahil 6 ilmeğimi düz örerek tamamladım. düz örerek devam ediyorum. Geldik bu artırma kısmına. Şu ortadaki ilmeğimizi baz alacağız. Bakın şu birinci artırmaları yaptığımız ilmeğimize geldik. Şu iki ilmeği de ördüm. ortadaki ilmeğe geldim. Şimdi birinci artırmada yaptığım gibi. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bir düz ilmek ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım ve ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Diğer artırmaya kadar böyle devam edeceğiz. Bakın birinci artırmada yaptığımız gibi aynı şekilde yaptık. Dördüncü artırmalarımızı da şu ikinci artırma gibi olacak. Ortada 3 ilmek düz. Sağında solunda artırma yapmamız gerekiyor. Şimdi bir kez daha göstereyim hemen. Geldik. Yine artırma kısmına ortadaki ilmeğe gelene kadar düz örüyoruz. Üçüncü artırmalarımız. Birinci artırmada nasıl yaptıysak. Şu tek olan ilmeğe geldim. Önce bir artırma yaptım. Bu ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bir artırma daha yaptım ve devamındaki ilmeklerimin hepsini diğer artırmaya kadar düz örerek devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü artırmamız da böyle devam edecek. Üçüncü artırmalarımı tamamladım. Arka yüzünde de ters örerek geldim örgümün tekrar ön yüzüne dördüncü artırmalarımızı yapacağız. Dördüncü artırmayı da ikinci artırmada yaptığımız gibi ortada 3 ilmek düz öreceğiz. Sağında solunda artırma. 6 ilmek ön patlarımı ördüm. Şöyle. Daha sonra bedendeki ön ilmeklerime geçtim. Yine düz örerek devam ediyorum. Artırma yapacağımız kısma kadar. Evet, geldik. Bir önceki artırmanın önüne geldim burada bakın. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 3 ilmeğimi düz öreceğim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Devamındaki ilmeklerimi diğer artırmaya kadar düz örerek devam ediyorum. Bu şekilde 4 artırmamızı yaptık. Yani ikili ikili yapmış olduk. Şöyle dilimler oluştu. 2 dilimi tamamladık. Bu dilimlerimizi 8 tane olana kadar bu şekilde artırmalarımızı yapacağız. Gösterdiğim gibi. Birinci artırma, ikinci artırma, birinci artırma, ikinci artırma diye şöyle dilimlerimizi oluşturalım. Bu dilimlerden 8 tane oluşunca robamızı ayıracağız. Şimdi daha fazla devam etmeyin. Burada gösterdiğim gibi yapacaksınız. Şu ilik açmaya gelince burada bakın 3 diş haroşamız oluştu. 11 diş haroşa oluştuktan sonra ikinci ileğimizi açacağız. Bunu unutmayalım. 11 haroşadan sonra ikinci, üçüncü öyle devam edecek. Bunu yani hepsinde göstermeme gerek yok ama unutmayalım artırmalarımız böyle dediğim gibi 8 tane böyle dilim oluşana kadar yani 16 artırma yapacağız şu anda dördüncü artırmamızı beraber yaptık böyle devam edelim arkadaşlar robadaki artırmalarımızı bitirdik şöyle 8 tane dilim oluştu burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her dilimde ikişer tane artırma yapmış olduk. Yani toplamda 16 sıra artırmış olduk. Yani 16 ilmek robayı artırmış olduk. İkinci iliğimi de açtım. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Haroşa oluştuktan sonra İkinci iliğimi açtım. 11 haroşa aralıklarla ilik açmaya devam edeceğiz. Robamın genişliği bu kadar yeterli. Şu anda şişimde 198 ilmek oluştu. 198 ilmekle şimdi haroşalarımızı yapmaya başlayacağız. Robanın sonunda şöyle 3 diş haroşa yaparak daha sonra kol ayrımını yapacağız. Şöyle hemen haroşalarımızı yapmaya başlayalım. Eğer siz yeleği daha büyük yapmak istiyorsanız bu artırmaları artırabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle haroşalarımı ben düz yaptığım için düz örmeye başladım. Arka yüzünde de düz öreceğim. Ön yüzde de düz 3 diş haroşa oluşana kadar robamızı böyle örmeye devam edeceğiz. Artırmaları artık yapmıyoruz. Artırmaları tamamladık. Evet şöyle Bakın artırma kısmına geldik. Burayı da yine düz örerek devam ediyorum. Bu artırmalar da bence gayet güzel oldu şöyle. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzünde de düz öreceğim, arka yüzünde de. Dediğim gibi eğer siz ters örerek yapıyorsanız haroşanızı benim yaptığım gibi değil, ters örerek devam edeceksiniz. ilmeklerinizi ters öreceksiniz. Yani ters yapıyorsanız eğer. Böyle devam edelim. Biraz daha beraber yapalım. Detaylı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani yeni öğrenenler de benimle rahatlıkla yapabilsinler diye. Ama anlaşılmayan yerde olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Şu artırmaya kadar da beraber örelim. Ondan sonra kamera arkasında tamamlarız. Evet, gördüğünüz gibi artırmalarımızı düz örerek devam ediyorum. Sıramı tamamlayayım. Örgümüzün arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 diş haroşamı düz örüyorum burada. 4 5 6. 6 dişi tamamladım. Şimdi haroşa yapacağım için yine bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Burada 3 dedim ama az olursa 4 de yapabiliriz yani. 4 diş olana kadar da yapabiliriz. Bir 3 dişi tamamlayalım. Bakalım çok ince durursa onu 4'e tamamlarız. Bakın şöyle bir dişimiz oluşmaya başladı haroşamın. Evet, robamızı tamamladık. Bakın şöyle 3 diş haroşamızı yaparak sonlandırdık. Şimdi koldaki ilmeklerimizi keseceğiz. Toplamda robamdaki ilmek sayısı 198 ilmek oldu. Şöyle toplam 198 ilmek oldu. Önler 30 ilmek. Kol 43 ilmek, arka 53 ilmek. Şöyle göstereyim. Tekrar gösteriyorum. Önde 30 ilmeğim oldu. Kollarda 43 ilmek. Arka beden 53 ilmek. Kol diğer kolumuz yine 43. Ön 30. Şöyle 11 sırada bir iliğimizi açmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi kol ilmeklerimizi keselim hep birlikte. Öndeki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle yakın göstereyim. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Zaten 6 ilmeğim ön pat haroşamız. Daha sonraki ilmeklerde düz örerek devam edelim. Şöyle yerlerini de belirledim. Kol nereden başlayacağını keseceğimiz ilmeğin. Bakın, şöyle son ilmeğimi de ördüm. Şu ortadaki düz olan ilmeğimizi kola verdim burada. Ayracımı çıkarıyorum. Şimdi kesmeye başlayacağım. bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Bunu üzerinden geçirdim, bıraktım. Şöyle. Bir ilmek düz ördüm. Bir öncekini üzerinden geçirip bıraktım. Bir ilmek düz. Bir öncekini üzerinden geçirip bırakalım. Çok sıkı yapmayalım. Çok gevşek de olmasın normal ölçüde ilmeklerimizi bu şekilde kesiyoruz şöyle üzerinden geçiriyorum bırakıyorum bir ilmek düz bir ilmek üzerinden geçirdim bıraktım yani bir önceki ilmeği ilmeğimi düz ördüm bir öncekini de üzerinden geçirip bırakıyorum şöyle bakın kesme işlemimizi devam ettiriyoruz sonuna kadar yapalım şu kolu beraber keselim. Diğer kol aynı şekilde yapabilirsiniz. Pardon şöyle yapıyordum. Dediğim gibi yeleği büyük yapmak isterseniz ilmek sayısını artırırsınız. Bir de şu artırmaları fazla yaparsınız. Bir boy büyü, büyüğünü yapmak isterseniz 77 ilmekle başlayabilirsiniz. daha fazla göstermeyeyim. Umarım anlaşılmıştır. Şuraya kadar bakın burada da yine şu düz ilmeğimi kola dahil ettim. Şöyle göstereyim. Şu artırmadaki ortadaki düz ilmeğimizi kola dahil ettim. Kol var olmasın diye öndeki ve arkadakini de kola dahil ettim. Ondan sonra keseceğiz hep birlikte. Şöyle tamamlayalım. Bunu bitirdikten sonra buraya kadar geldik. Ondan sonra ön pardon, arka bedeni düz öreceğiz. Düz örerek devam edeceğiz. Diğer kola gelince şurada yaptığımız gibi, bu kolda yaptığımız gibi yine şu düz ilmekten, ortadaki tek olan düz ilmekten başlıyoruz. 43 ilmeği kesene kadar devam edelim. Şuraya kadar devam ediyoruz. Daha sonra ön yüzünde düz Arka yüzünde artırma yapacağız koltuk altında. Orada hep birlikte devam edelim. Evet, kol kesimlerini yaptık. Bakın iki tarafı da aynı şekilde kesimini yaptık. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünde şu koltuk altında artırma yapacağız kenar ilmeğimi örmeden aldım 6 ilmek ön patını düz olarak ördüm 6 ilmeğimi ördüm daha sonraki ilmeklerimi ters örüyorum şu koltuk altına kadar olan ilmeklerimi ters örüyorum daha sonra koltuk altında 3 ilmek artırma yapacağız kol biraz genişlesin yani çok sıkmasın diye orada 3 ilmek artırma yapalım ee, daha sonra model kuracağız ön yüzüne geçince model kurmak için de ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları olacak şişimizde kalan sayı ilmeklerden 3 ve 3'ün katına göre modelimizi ayarlayacağız ben ayarlayıp tam kuracağım Siz de ona göre devam edersiniz Şu anda şişimde 115 ilmeğim var. Kollar kesildikten sonra 115 ilmeğim kaldı. Evet son ilmeğimi de ördüm. Şimdi 3 ilmek burada artırma yapıyorum. 3 ilmek artırma yapıyorum. Şu şekilde 1 2 3 3 ilmek artırma yaptık. Daha sonra diğer tarafa geçiyorum. Koltuk altında 3 artırmamızı yaptık. Ters örecektim burada. Evet, ilmeğimi yine ters örerek devam ediyorum. Bakın şöyle artırmamız böyle. sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum diğer koltuk altını artırma yapana kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum burayı hızlı geçiyorum arkadaşlar bir işlem yapmıyorum burada sadece ters örgü ben terslerimi bu şekilde örüyorum çok soran oluyor bunu. Benimki tamamen el alışkanlığı. Böyle alıştım, böyle devam ediyorum. Ama örgüde de daha düzgün durduğunu düşünüyorum yani. Özellikle ön yüzünde çok düzgün bir görüntü oluyor. tüm ilmeklerimi ters örerek geldim diğer kola. Bakın şöyle. Diğer kola geldik. Şimdi burada artırmalarımızı yapacağız. Şöyle tutalım. Sıkı yapalım arkadaşlar bunu gevşek durmasın. Çünkü açılma yapıyor zaten. Birinci ilmeğimi aldım. Daha sonra 2 ve 3. 3 ilmeği artırdım burada. 1, 2, 3. Yine ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Ön yüze geçince modelimizi kurmaya başlayacağız. Son 6 ilmeğimi burada düz örüyorum ön patım. kenar ilmeğimi de ördüm geçtik ön yüzüne Evet bakın kollarımızı şöyle birleştirmiş olduğu bu altta ilmeklerimizi alarak kola burada biraz rahatlık verecek 3 ilmekle daha da şöyle rahat bir kolumuz olacak şu anda şişimde benim normalde 115 ilmeğim vardı 3'er tane de artırma yaptık oldu 121 ilmek 12'si 6 bir tarafta 6 bir tarafta 12 ilmeğimiz pat diğer kalanda model kuracağız model için bana bir ilmek fazlalığım var onu arkadaki bir yerden şöyle model kurarken iki ilmeği bir alıp onu orada halledeceğiz keseceğiz bir ilmek fazlalığımızı oradan kapatacağız hemen kolda birinde 3 birinde 2 yapsaydım eşit olmazdı onu sadece arka bedende şöyle görünmeden keseceğim bir ilmek fazlalığım var model kurmak için şu şekilde kenar ilmeğimi aldım şöyle daha sonra ön patımı örüyorum bir 2 3 4 5 6 ilmek ön patımı ördüm burada geldik diğer ilmeklerime burada modeli kuracağım modelin birinci sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi Pardon kenar ilk başlıyormuşum gibi algıladım ön patlardan sonra 6 ilmekten sonra bir ilmek artırma yapalım daha sonra sıradaki iki ilmeğimizi düz örerek tek ilmeğe düşürelim. Devamında bir ilmek düz. Buraya kadar bir model. Modelimiz 3 üç ve 3'ün katlarından oluşuyor. Bir ilmek artırma, iki ilmek ikisini bir aldım düz ördüm sıradaki ilmeğimi tek olarak düz ördüm bir artırma yapalım bir kesme işlemi yapalım iki ilmekten bir düz ilmek örelim tekrar. Bir artırma, bir kesme, ikisini bir aldım kestim, bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım, iki ilmeği bir aldım, düz olarak kestim, devamında bir ilmek düz ördüm. Bir artırma, bir kesme, bir ilmek düz. Modelimiz bu kadar. Yani birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Bir artırma. Bir iki ilmeği düz olarak keselim. Daha sonra bir ilmek düz örelim. Geldik son ilmeklere. Önce artırma yapıyorum. Daha sonra iki ilmeğimi bir düz ördüm, kestim. Bir ilmek düz ördüm. Şu 3 ilmekte şimdi bir işlem yapmayalım. Çünkü ajurlu olduğu için burada açılma yapar. Burada direkt bunları düz örelim. 1 2 3 ilmek. Burada düz ördüm. Hiçbir işlem yapmadan. Daha sonra bir artırma yaptım. Kola arka bedene geçtim. Modeli orada devam ediyorum. Şimdi modelin ikinci sırasında burada işlem yaparız. Şu an 3 ilmek düz örelim. Çünkü ajurlu olduğu için burada direkt ajurla başlarsak açılma yapar. Onun için 3 ilmek düz ördüm koltuk altında artırma yaptığımı. Daha sonra bir artırma, 2 iki ilmeğin ikisini bir düz örerek kestim. 1 ilmek düz ördüm. Burada düz ördüğümüz ilmeği de hemen ikili yapalım. Kesme işlemimizi de burada yapalım arkadaşlar. Bir ilmek fazlalığımız vardı. Burada bunu kaybetmiş olduk. Eksiltik yani. O fazlalık olan ilmeğimizi model tam denk gelmesi için o bir ilmeği burada kaybettim. Bir artırma. İki ilmeğin ikisini bir aldım. Bir ilmek düz ördüm. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Sadece burada ikisini bir alarak o bir ilmek fazlalığımı kaybettim orada. Bir ilmek artırdım. iki ilmeğimi beraber düz ördüm. Devamındaki ilmeğimi de tek olarak düz ördüm. Böyle devam ediyoruz. Önce artırma, daha sonra kesme, daha sonra bir düz ilmek aynı şekilde devam edelim arkadaşlar şöyle. Modelimiz güzel, ajurlu bir model. Yapımı da oldukça kolay. 4 sıradan devam edecek. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız arkadaşlar. koltuk altına kadar böyle model kurmayı devam edelim. Bir düz. Evet artırdım. Bir düz ilmek ördüm. Burada artırdım. Şöyle modelimiz nasıl denk gelecek? Mecburen buradan bir ilmek alacağım. Önce artırma, daha sonra kestim. Bir ilmek düz ördüm devamında. Buraya kadar bir modeli kurmuş olduk koltuk altındaki bir ilmeği bu şekilde aldım şimdi 3 ilmek düz öreceğim buraya ajur denk gelmesin arkadaşlar koltuk altından 3 ilmeğimi düz ördüm şöyle kestim bir düz ördüm daha sonra 3 ilmek düz ördüm bir artırdım 2 İki ilmeğimin ikisini bir yine beraber aldım. bir düz ilmek ördüm. bir artırma kestim. Tek ilmek düz ördüm. Bakalım şimdi tam denk gelecek mi ilmeklerimiz? Şuraya kadar, ön patımıza kadar. Model kurmada tam denk gelecek diye düşünüyorum. bir düz bir artırdım bir kesme işlemi yaptım Evet son ilmeğimizi de tek düz olarak ördüm ön patına geldik son 6 ilmeği bunları da düz örüyorum Evet düz ördüm örgümü çevirdim arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra ilmeklerimi düz örüyorum. 6 ilmeğimizi düz örelim. 2, 4, 6. 6 ilmek düz ördüm. Geldik modelin ikinci sıra. Arka yüzündeyiz. Birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra iki ilmeğimin ikisini bir aldım. Kesme işlemi yaptım. Bu ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma yaptım. İki ilmeğimin ikisini bir düz ördüm. Pardon kestim. Bu ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma şu iki ilmeğimizin ikisini bir alalım düz örelim daha sonra ajurlu ilmeğimizi de tek olarak düz örüyoruz bir artırma daha sonra iki ilmeğimizi keselim ajurlumuzu düz örelim bir artırma iki ilmeğimizi kestik bunu da düz ördük bakın model şöyle ajurlu çok güzel bir model Koltuk altında o 3 ilmeğimizi düz örmüştük. Şimdi arka yüzünde onlar da işlem yapacağız. Modelin ikinci sıra arka yüzünde birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Ajurluyu düz ördüm. Düz ilmekten sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Geldim ajurluya. Bunu düz ördüm. Şu diğer koltuk altındaki ilmeklerime geldim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu iki ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Bakın buradaki ilmeklerimizi şekillendirmiş olduk. Bir artırma, devamında kesme işlemi. İki ilmeği sola doğru kestim. Ajurluyu düz ördüm modeli kurmuş olduk koltuk altındaki bu 3 ilmekte. Böyle devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Böyle devam edelim arkadaşlar. Bence anlaşılmıştır. Geldik diğer koltuk altındaki artırmalarımıza. Buraya kadar kurdum modeli devam ettirdim. Şimdi bir düz ilmekten sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi İkisini bir, bakın bunları ön yüzünde model kurmamıştık, düz örmüştük. Kestim. iki ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi kestim. Bu ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bu iki ilmeğimi yine kestim. Tek ilmeğe düşürdüm ajurumu düz ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz. Artırdım. Bu ikiliyi düz ördüm. Keserek yani tek ilmeğe düşürdüm. Bunu tek düz ördüm. ön patımıza kadar modelimizi böyle kurduk modelin ikinci sıra arka yüzündeydik birinci sırada ne yaptıysak ikinci sıra arka yüzünde de aynı şekilde devam ettik son ilmeğimi de düz olarak ördüm bu altı ilmek ön patımız bunları düz örüyorum düz ördüm kenar ilmeğimi dördüm. 3. sıra ön yüzündeyiz modelin 3. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz öreceğim. 4. sıra arka yüzünde de ters öreceğiz. Hiçbir işlem yapılmayacak. Düz örerek devam ediyorum. 3. sıra ön yüzünde düz örüyorum. 4. sıra ön, arka yüzünde ters örerek devam edelim. Daha fazla göstermeme gerek yok. Bu iki sırayı tamamlayalım. Bir daha model kuruluşunda beraber başlayalım arkadaşlar. Evet modelin 4 sırasını tamamladık. Bakın şöyle 4 sıramızı tamamladık. 1. sıra ve ikinci sırada şekillendirdik. 3. sıra düz, dördüncü sıra ters ördük. Şimdi bir kez daha kuralım hemen modelimizi. 2. kez kuruyoruz modeli. Ön patlarımı düz ördüm. 6 ilmek düz. Daha sonra model kurulumuna önce bir artırma yaptım şöyle sıradaki iki ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Modelde kaydırma yok olduğu gibi yine birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. Bir düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. İki ilmeğimi düz örerek kestim. Bir düz ilmek ördüm devamında. Bir artırma İki ilmeğimi düz örerek kestim. Bir düz ilmek. Aynı şekilde devam ediyorum. Birinci sırada bu şekilde yapalım. İkinci sıra arka yüzünde yine aynı bu birinci sırada yaptığımızı. Üçüncü sıra ön yüzünde düz. Dördüncü sıra arka yüzünde ters örerek modelimizi böyle devam edeceğiz arkadaşlar. İliklerimizi açmayı unutmayalım. 11 haroşa da birdi. 2 4 6 8 evet 11 haroşa da bir. 2 4 6 8 10 11 ben şimdi sıra sonunda ileyim 3. iliğimi açacağım modelimizi böyle devam ettirerek yeleğimizin boyunu uzatalım daha sonra görüşürüz. Yeleğimizin modelli kısmını tamamladık. Bakın şöyle göstereyim. 16 defa modeli kurduk burada. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 kez modeli tekrarladık. Şöyle bir ölçümüz var. 5 tane ilik açtık. Şöyle 5 ilik tamamladım burada. Şimdi yeleğin alt haroşasını yapacağız. Altında 4 veya 5 diş haroşamız oluşana kadar haroşamızı yapacağız. Kalan ipim şu arkadaşlar. Bakın şöyle bu kadar ipim kaldı. Bununla kaç sıra haroşa yapabilirsem yapacağım. Ona göre videonun sonunda paylaşacağım. Yeleğimin ölçülerini de paylaşacağım sizinle. Sonunda bakın bir yumak iple yaklaşık bir yaş yeleğini yapmış olduk. Şimdi burada haroşamızı yapmaya başlayalım. 16 kez modelimizi kurduk. Bundan sonrasını haroşa lastiğimizi yaparak devam edeceğiz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Düz örerek başlıyorum. Ben lastiğimi düz örerek yaptığım için, yani haroşalarımı diyelim daha doğrusu düz örerek yaptığım için yine altta da düzle devam ediyorum. Burada arkada bir sıra haroşamız oluşmuş oldu. Sıra sonuna kadar düz, arka yüzünde de düz yani 4 sırayı bir deneyelim İyi gelirse öyle bırakırım yoksa onu 5'e tamamlarım tabi ipim yeterse yani ki yeteceğini de düşünüyorum tam 5 sırayı tamamlar yani ucu ucuna yetecek ipimiz Evet düz örerek devam ediyorum Sizin eliniz çok sıkıysa arkadaşlar bir numara büyük şiş kullanabilirsiniz. Ben üç buçukla yapıyorum. Yani dört numarada kullanabilirsiniz. Tabii şiş numaranızı da ipinize göre ayarlayacaksınız. Benim kullandığım ip 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Evet her iki tarafta da düz örerek haroşalarımızı tamamlayalım. 5 diş haroşa tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş oluştu. 4 ince oldu. 5'e tamamladım. İpim de tam yetiyor arkadaşlar. Bir yumaktan kalan ipim bu. Şimdi kesme işlemine geçeceğiz. Lastiğimizi keseceğiz. İlk ilmeğimi ördüm. Şişimde duruyor. İkinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci ilmeğimi üzerinden geçirdim, bıraktım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir önceki ilmeğimi de üzerinden geçirdim, bıraktım. Çok sıkı yapmayalım. Çekerek olmasın. Çok şöyle gevşek gevşek de olmasın. Orta kararda bir kesme işlemi yapalım. Bakın şöyle devam edecek. Bunu tığla da yapabilirsiniz. Şişinizle de devam edebilirsiniz. Şöyle ördüm. Bir öncekini de üzerinden geçirdim, bıraktım. Bir ilmek düz ördüm. Bir öncekini de üzerinden geçirdim, bıraktım. Bu kesme şekli gayet düzgün oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Arka yüzü de şöyle. Böyle devam edelim. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde keselim. Daha sonra yeleğimin düğmelerini de dikip son halimizle gelelim. devam edelim sıra sonuna kadar. Evet, yeleğimizi tamamladık. Bakın düğmelerimizi de diktik. Şöyle içini göstereyim. Yeleğimizin içi şu şekilde. Düğmelerimizi kapatalım hemen. İpimiz tam yetti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok az bir şey ipim kaldı. Evet. Düğmelerimizi de kapattık. İpimden şu kaldı sadece. Şimdi yeleğimin ölçülerini vereceğim. Yeleğim omuzdan Şöyle göstereyim. Omuzdan aşağıya 30 santim oldu. Beden genişliğinde şurada koltuk altından hemen ölçelim. O da buradan 24 santimde beden genişliği oldu. Yeleğimizin ölçüleri böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel şöyle kullanışlı bir yelek oldu. Sizler de ne düşünüyorsunuz? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bakın robası. Robayı böyle yapıp altına başka modelde uygulayabilirsiniz. Ama, ama bu modelle gayet uyum sağladığını düşünüyorum. İkisinde şöyle ajurlu bir model oluşu. Birbirini tamamladı arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzü de Şöyle yani yeleğimizin bir yumaktan bir yaş için bir yelek yaptık. Ben bunu tam 2 günde tamamladım. İnşallah sizde beğenir. Benimle yaparsınız arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.